Herkese merhaba. Merhaba Fanalist TV izleyicileri. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün değişik bir video olacak. Bugün çocukluğumuzdan bu zamana kadar Beşiktaş'a gelmiş geçmiş en iyi ilk 11 oyuncularını bir kurgu yaparak, saha içini yayarak efsane bir 11 çıkartmaya çalışacağız. Tabii ki Beşiktaş'ımıza bu zamana kadar gelen birçok yıldız oyuncu var. Birçok yıldız isim var. Bunları arasından seçmek benim için bayağı bir zor oldu. Hani gerçekten ciddi anlamda zorlandım. Ama efsane bir ilk 11 kurmayı iyice düşünerek, iyice tartarak kurmayı en sonunda başardım. Bakalım siz değerli takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz de beğenebilecek mi? Hep beraber bakacağız, göreceğiz. Mesela efsane ilk 11'e başlayalım. Ben mesela benim 11'imi hemen söyleyeyim. Kalede Oscar Cordova. Oscar Cordova geldiği günden Beşiktaş'tan ayrılış tarihine kadar gerçekten Türk futboluna damga vurmuş bir kaleci. Avrupa şampiyonlarında yapmış olduğu son anda, son reflekslerle kurtarışlar hala gözlerimizin önünde. Deplasman maçlarında özellikle Fenerbahçe maçlarındaki kurtarışları, takımımızın galip gelmesi, Trabzon deplasmanında unutulmayan iki tane %100'lük pozisyonu karşı karşıya çıkarması, Chelsea maçında deplasmanda Chelsea maçında, yani Oscar Cordoba'yı say bitiremeyiz kurtarışlarını, nasıl kaleci olduğunu. O yüzden benim tercihim kalede Oscar Cordoba oldu. Şimdi defansa gelince, hani bizim çocukluğumuzda hani böyle Beşiktaş maçlarını seyrederdik veya babam şeyden dinlerdi. radyodan filan da dinlerdi. Biz de sevinirdik filan böyle. Çok eski bir futbolcumuz. Mesela sol bekte kim sizce? Benim 11'imde sol bekte Kadir Akbulut var. Kadir Akbulut. Değerli futbolcumuz, değerli Kadir abimiz sol kanatta gerek orta sahaya, ön libero'ya vermiş olduğu katkılarından dolayı, hatta hücum esnasında topu orta sahaya getirerek takıma hücuma kaldırması, bunu herkes bilir zaten, eskilerimiz bilir, eski abilerimiz bilir. Ayrıyetten hani orta sahada nasıl maestro diyoruz ya, mesela hani bir Sergen Yalçın için, işte bir hani Alex de Souza için, diğer rakiplerden de örnek vereyim. Hani defansta da bizim Kadir abi bir maestro görevini görüyordu, toparlayıcıydı. Takımı hücuma kaldırabiliyordu. Hatta geçen sezonlarda şu dikkatimi çekmişti. Avrupa'da mesela Deportivo La Coruña'da oynayan, Chelsea'de oynayan, Milan'da oynayan, özellikle sol bek ve sağ bek kanatlardaki oyuncuları takımlar şöyle transfer ediyordu. Hücuma kaldırabilecek yetenekli olan. Mesela kim var? Roberto Carlos, en bilindik isim. Hani bilindik isim diye söylüyorum. Hani bunun gibi bir yapıya sahipti Kadir abimiz. Kadir abimize de buradan selam olsun. Şimdi geldik. Nereye? Tabii ki defansın ortasına. Tabii ki iki tane yıldız ismimiz var. Birisi kim? Dusko Tosic. Atmış olduğu kafa golleri, takıma faydaları, takıma katkıları, aynı Kadir abi gibi takıma hücuma çıkarması,
serin karnlı hareketler, defansa yardımcı olması, yanına gelen genç oyuncuyu oynatabilmesi, abilik yapması say say bitmez. Dusko Tosic bu yüzden benim ilk 11'imde var. Hemen yanına yine bir stoper daha koyalım. Kim? Hırçın, mücadeleyi seven, rakibe yapıştığı zaman bırakmayan kim var? Alpay abimiz var. Alpay abimize de buradan selam gönderiyoruz. Alpay abimizi anlatmaya gerek yok. Zaten şu anda kendisi herhalde zannedersem bir siyasi partide milletvekili. Alpay abiye buradan selamlar gönderiyorum. Alpay abimiz de stoperin Dusko Tosic'in yanına koyduk. Alpay abimize anlatmaya gerek yok. Zaten tüm Türkiye biliyor. Hatta Avrupa'da biliyor nasıl bir futbolcu olduğunu. Şimdi gelelim nereye? Sağ beke. Evet, sağ bekte top geçer adam geçmez kardeşim. Vardı yani. Recep abimiz. Recep Çetin abimiz. Sana da buradan selamlar gönderiyoruz. Recep abi oynamış olduğu dönemde zaten Kadir abiyle birlikte zaten arkadaşlar. Yani gerçekten hani kemik sesleri geliyordu yani öyle bir şeydi. Top geçiyor adam geçmiyor kardeşim. Recep abi de böyleydi yani. O da Alpay abi gibi mücadeleci, sağlam, rakibi tuttuğu zaman bırakmayan, yani rakibi illallah dedirttiren bir neydi? Sağ bek oyuncusuydu. Hatta zaman zaman da takımı sağ kanattan hücuma da kaldırabiliyordu yani. Böyle bir oyuncuydu. Selam gönderiyoruz buradan. Evet, şimdi orta sahaya gelince. Orta sahada da çok zorlandım. Gerçekten çok zorlandım. Çünkü o kadar yıldız var ki hangisi nereye ya ne yapayım ne edeyim falan filan. Ama bir 11 çıkartmam gerekiyordu. Benim düşünceme, benim fikriyatıma, benim yani özgün irademe karşı bir de 11 çıkarttım. Hani kullanarak hepsini, düşüncelerimi filan. Orta sahanın merkezlerine Manuel Fernandes ve Rıza Çalımbay abi. Rıza hocam buradan selam gönderiyorum. Bu iki değerli Beşiktaş'ımızın güzide orta saha oyuncuları. Manuel Fernandes zaten Türkiye'ye transfer olduktan sonra büyük bir ses getirdi. Trabzon maçı, Fenerbahçe maçı, Galatasaray maçlarında herkes gördü. Kullanmış olduğu frikikler, adam eksiltmeler, top çalmalar. Yani aklınıza yani takımı yönetme, aklınıza ne geliyorsa Manuel Fernandes de vardı. Hemen yanında Rıza Çalımbay hocamızı koyduk. Futbolcumuzdu bizim. Uzun yıllar Beşiktaş'ta forma giydi. Beşiktaş'ın ter döktü. Toparlayıcı, abilik karakterine sahip takımın abisi olabilecek benim bu kadromda. Takımın abisi olabilecek. İki tane isim var. Birisi tabii ki kim? Kadir Akbulut. Neredeydi? Sol bekteydi. Birisi de kim? Rıza Çalımbay orta sahanın hemen Manuel Fernandes'in yanındaydı. Yani Rıza Çalımbay gibi bir oyuncu bence Türkiye'ye daha da gelmedi yani orta saha olarak. Neden gelmedi? Çünkü ileri kat etmeleri, geriye gidip defansa yardım etmesi, adam eksiltmesi, ara topları atması, ortalar falan filan gerçekten muhteşemdi yani. Rıza abimize de buradan, hocamıza da buradan selam gönderiyorum. Rıza abi iyi ki varsın. Takımında da başarılar diliyoruz. İnşallah daha da iyi yerlere gelirsiniz. Evet, şimdi gelelim sol kanat oyuncusu. Filip Holosko. Holosko attı gol oldu. Holosko takıma geldiğinden oynamış olduğu tarihe kadar yine Türk futbol tarihine damgasını vurmuş olan futbolculardan sadece bir tanesi. Sol kanatta defansı yıpratma özelliği, irdeleyici, hani devamlı pirana gibi de deriz ya böyle. Defansın dengesini bozma, bir anda adam düşürme, yani adam düşürme derken rakibi geçme anlamında bahsediyorum. Bir anda iki kişiye ekarte edip geçme, uzaktan vurmuş olduğu sol ayaklar, sağ ayaklar bu arada ikisini de kullanıyordu. Yapılan ortalarda kafa vuruşları falan efsane bir futbolcuydu. O yüzden buradan Holosko
kardeşimize de, abimize de diyelim, Holosko abimize de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Yani Holosko gerçekten, yani yaşı biraz şu anda, yani şöyle bir 32-33 olsa, 30, yani ben isterim tekrar bir tavanı yani. Hani bana kalırsa eğer, öyle bir oyuncu çünkü. Evet. 10 numaramız kim? Tabii ki herkesin beklediği gibi Sergen attı gol oldu. Dakika 90. Bazı arkadaşlar hatırlar. Kadıköy efsanelerinden. Kim? 10 numara Sergen Yalçın. Sergen Yalçın'ı, hocamızı buradan selam gönderiyoruz. Biz anlatmakla bitiremeyiz. Zaten dünya Sergen hocamızı anlata anlata bitiremedi. Maestro özelliği var. Takım abisi, takımın abisi olma özelliği var. Tecrübesi var. Adam eksiltmesi, sağ ayak sol ayak bileklerindeki esneklik, frikikler da ne diyeyim yani. Yani ne istersen var Sergen Hoca'da. Sergen Hocam buradan size de saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Evet, sağ kanat Real Sociedad'ın yıldızı Nihat Kahveci. Aman Allah'ım, Nihat attı Çek Cumhuriyeti maçı, hatırlayın. Pardon arkadaşlar, kusura bakmayın. Nihat Kahveci. Nihat Hocama da buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Nihat abimiz Türk futbolunun yetiştirmiş olduğu ender sağ kanat ve santrafor da oynayabiliyor biliyorsunuz. Aslında santrafor da oynuyor, sağ kanat da oynuyor. Yani nereye koysan orada oynuyor hücum hattında. Sağ kanata da Nihat Kahveci abimizi yerleştirdik. Sağ açık. Yani Nihat abimizi de zaten anlatmaya gerek yok. Bütün Avrupa, bütün dünya biliyor zaten. Kullanmış olduğu frikikler, takım içindeki uyumluluğu, yırtıcılığı, yine Sergen abimiz gibi ayaklarındaki esneklik, serbest vuruşlardaki kontrollü vuruşlar, kafa topları falan filan. Yani ne isterseniz var. Evet. Geldik santrafora, yani forvete. Hani ne diyordu? Otto Barış, durdurun şu kara treni. Otto Barış diyordu ki, durdurun şu kara treni, yeter artık diyordu. Kim? Daniel Amokachi. Kaçi. Kaçi. Daniel Amokachi arkadaşlar. Anlatmaya ben burada, yani bir başlasam sabaha kadar bu işin içinden çıkamam. Santrafor'a da Daniel Amokachi'yi koyduk. Yani gelmiş olduğu günden takımdan ayrılmış olduğu güne kadar yapmış oldukları ortada. Hızlı spitleri, spit atmalar, sprintler, deparlar, bir anda adam geçme. Hayalet gibi bir oyuncuydu yani. Santrafımızda da, forvetimize de Danilo Makaçı'yı koyduk. Ve tabii ki şimdi soracaksınız tabii. Tamam, ilk 11 tamam da. Peki bu takımın teknik direktörü kim olacak? Hem ona şöyle bir cevap veriyorum. 3 sene üst üste şampiyon olduk. Türkiye'de kupalara ambarga koyduk. Ne Cimbom, ne Ferhat, ne de Trabzon. Alkışlayın nokta nokta, işte şampiyon. Kim? Gordon Milne. İngiliz teknik adam. Yani gelmiş olduğu günden ayrılmış olduğu güne kadar, ayrılmış olduğu güne kadar yaptıkları belli, ettikleri belli. Takımı yönetmesi, saha içindeki oyuncuyla birebir irtibat kurarak istediklerini aktarabilmesi ve oyuncunun dinleyip o minvalde, o şeyde gitmesi. Yani bir takımın isteyebileceği en güzel hocalardan bir tanesi Gordon Milne. Evet, şimdi gelelim bu takımın nesine, bu 11'in performansına, kabiliyetlerine. Bence bu takım gerek ülkemizdeki iç saha maçlarında gerek Avrupa'da, ben inanıyorum ki
büyük işler yapılabilecek bir kapasitede. Zaten duvar ördük defansta. Orta sahada zaten hücuma yönelik. Ön librolar falan filan. Yani çok güzel bir şey oldu. Ne oldu? İlk 11 oldu. Bu duygu ve düşüncelerimle herkese selam ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapın. Paylaşım yapın. Sezon sonuna kadar sizle beraberiz. Allah'a emanet olun.